İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Ubuntu 15.10 üzerinde bir web server kullanıp bir en son örnek web sayfası yapacağız, database kullanarak. Şu anda aslında bir virtual machine üzerindeyiz. İlk olarak bir aramayla başlayacağız işlemlerimize. Arama kutusuna Google'da şunu yazalım: Lamp, Ubuntu ve 15.10. Bunları yazdığımız zaman ikinci sırada çıkan unixman.com sitesinde, pek çok başka sitede olduğu gibi, sırayla anlatmış yapılacak işlemleri. Çok fazla değil. Bunu yapacağız. Apache'yi kuracağız. Apache'den sonra MySQL. MySQL'den sonra MariaDB'yi atlıyoruz. Çünkü zaten MySQL'i kuracağız. Ondan sonra bir de alt kısımlarda PHP. Ondan sonra da PHP ile daha kolay bir iletişim kurabilmek için PHP MyAdmin kuracağız ve ondan sonra işlemimiz bitecek. Örnek sayfa yapacağız. PHP MyAdmin kurduktan sonra terminal penceresi lazım olacak bize. Onun için ister klavyeden Ctrl Alt T'ye basın, ister sol taraftan yerini bularak çalıştırın. Terminali çalıştırdıktan sonra bakalım, bizim sol tarafta olmadığı zaman şuradan en üstten arama kutusundan uç birim burada var. Eğer yoksa, Ubuntu'nun kendi arama kutusuna uç birim yazarsanız tek başına o gelir buraya. Buradan da çalıştırabilirsiniz. Ctrl Alt T ile de. Onu çalıştırdıktan sonra bu tamamen siyah, arkayı göstermiyor bize. Onun için şu profil tercihlerine giriyoruz. Düzenle kısmından ve profil tercihleri. Profil tercihlerinde şöyle ortaya getirelim. Renkler kısmında yani Use Transparent Background seçeneğine tıklıyoruz. Bu biraz fazla şeffaf geldiyse ayarını biraz kapatabilirsiniz. Onu ayarladık. Bu biraz sağ tarafta dursun. Yönergeleri hızlı bir şekilde yapacağız. En baştan başlayalım. Hatta komutları kopyalayıp yapıştırarak yapacağım. En yukarıya çıktık. Yani bu arada terminal penceresinin ikide bir de arka plana gitmemesi için sağ butona tıklayıp her zaman üstte komutunu verebilirsiniz. Böylelikle o arka plana kaçmaz. İlk yapacağımız Apache'yi kurmak. Apache'yi kurmak için sudo apt-get install apache 2, onu uygulayacağız. Onu buradan kopyaladım ve terminal penceresinde sağ butona tıklayıp yapıştır dedim. S harfini almamışız, o yüzden onu elde yazalım. Ve parolamız 1. Çünkü bu kurulum daha önceki Ubuntu 15.10 kurulum dersinden kalan kurulum. Password 1. Paketleri kurmak istiyor musunuz? Evet dedik. Şimdi kuruyor. Apache kısmına başladık kurmaya. Bitirdikten sonra çabuk bitecek o. Yani deneme yapmak için şu anda bitirdi. Bir tane daha pencere açacağız ve sadece localhost yazmanız yeterli. Kendi serverınızdaki denemeyi yapmak için. Bu aslında çalışan localhost dediğimiz yerini göstereyim. Bilgisayarda bir yere gireceğiz. Bir deneyelim. Bilgisayarda, yani root klasöründe, onun içindeki var klasöründe, www klasöründe, bir de HTML. Girdiğimiz bu. Şu çok kullanılan bir, yani çok iyi bileceğimiz bir klasör dizisi. Var'da, www'da HTML. İşte şu index HTML ekranda gördüğümüz. Zaten ona tıklayınca da tekrar aynısından açılıyor. Eğer bir gedit'le açacak olursak, işte şu gördüğümüz HTML kodları. En baştan bir şey okuyalım. Şurada o title Apache 2 Ubuntu Default Page. Bunu gösteriyor bize bu sayfada. Yani çalışıyor. Apache 2'yi çalıştırdık şu anda. Sadece şu komutu uygulamaktan. Devam edelim. MySQL'i kuracağız. Onun için de sudo apt-get install MySQL Server ve MySQL Client, ikisini birden kuracağız. Bunları alıyorum, seçiyorum ve kopyalıyorum. Sonra terminalde yapıştırıyorum ve Enter'a basıyorum. Şimdi onları yükleyecek. Yalnız evet de demeyi unutmuyoruz. Evet dedik. MySQL'de bir yerde bize root parolası soracak. Ben yine çok basit olsun diye bir vereceğim. İki defa soracak parolayı. Onu sorduktan sonra MySQL Server'ın çalışıp çalışmadığını bir komutla kontrol edeceğiz. Eksik bir şey olup olmadığını. Şu anda devam ediyor. Evet, şu anda root için, MySQL için, root kullanıcısı için parola soruyor. Bir dedim, tamam. Tekrar soruyor. Bir dedim, tamam. Şimdi bitirecek. Biz bu arada şunu kopyalayalım. Sudo System Control Status MySQL.
bize MySQL hakkında bilgi verecek. Örnek çıktı da şu. Bununla aynı çıktıyı almamız lazım. Hemen o komutu buraya yapıştırıyorum. Enterliyorum. Evet. Şöyle yan yana getirecek olursak, hızlı getirelim. Şöyle. Bu iki çıktı birbirine benziyor. O tamam. Maria Database'i geçiyoruz. Çünkü MySQL'i kurduk. Devam ediyoruz. Aşağıya doğru. Onun bayağı bir açıklaması var. Şimdi sıra geldi PHP'ye. Sudo apt-get install PHP 5, PHP 5 MySQL, lib apache 2, tremod, php 5. 3 tane paket buradan peş peşe yan yana yazılmış. Onları yapıştırıp enter'a bastık. Bir de evet dedik. Onu yaptıktan sonra da yükledikten sonra da PHP'yi test etmek için şöyle çok kısa bir PHP dosyası oluşturacağız. Nano'yu kullanarak. Önce şunu kopyalayalım. Bunu kopyaladık. Yapıştırdık. Sonra o dursun orada. Şunu kopyaladık. Bunu text'in içine yazacağız. Test PHP. Size demin söylediğim Varda www'da HTML içerisinde testphp.php diye bir yeni dosya oluşturuyoruz. İçerisine PHP info ekranda gözükecek. Onu yapacağız. Şimdi Ctrl O, Ctrl X diyorum. Tamam, onu da hallettik. Eğer yeniden bakacak olursak, bakın buraya gelmiş. Test PHP, PHP. Eğer onu geditle açarsak, işte biraz önce yazdığımız burada hazır. Apache'yi tekrar başlatmak için sudo system control restart apache 2 dedik. Şimdi geliyoruz PHP myadmin'e. Bu da çok faydalı, bir birazdan göstereceğim. Web üzerinde çalışan bir web sitesi şeklinde MySQL ile kolayca çalışmamızı sağlayan bir program. Bunu da kopyalıyoruz ve sağ tarafta terminale yapıştırıyoruz. Bu zaten sonuncu. Evet dedik. Bu da bir parola isteyecek bizden. Çünkü onun da bir web sayfası var. O web sayfasına girerken parola soruyor bize. Onu da bir yapacağım basit olsun diye. Burada iki tane parola oluştu şimdi. Bir tanesi MySQL'in parolası. Bir tanesi de şimdi gireceğimiz birazdan PHP MyAdmin'in. PHP MyAdmin için Apache 2'yi kullanacağımızı söylüyoruz. Çünkü bir de LightTPD var. Apache 2'yi seçtim. Tamam dedim. Başka da bir şey. Evet, şimdi sorduğu şu. PHP MyAdmin paketi kendi database'ini kurmak istiyor. Onu birazdan göstereceğim. Evet diyoruz. Şimdi parolayı soruyor. 1 dedim. Tamam. 1 dedim. Tamam. Bir de MySQL'i girin diyor. 1 dedim. Tamam. Bütün işlemler tamamlandı. PHP MyAdmin'e bir bakalım. Localhost'ta PHP MyAdmin. Tek yazdığımız bu. PHP MyAdmin yazdığımız zaman kullanıcı adımız, parolayı girdik root ismiyle. Tamam. Şimdi bu database'leri PHP MyAdmin için oluşturulanlar. Information Schema, MySQL, Performance Schema. Bize yeni bir database lazım. Bir deneme yapacağız çünkü birazdan. Veri tabanın ismini vereceğim. Veri tabanın ismi deneme olsun. Karşılaştırma olarak bu kelime aslında çok ifade etmiyor. UTF-8 Türkçe'yi seçeceğiz. Bizim özel Türkçe karakterlerimizi kullanabilmek için oluştur dedim. Bir de tablo oluşturacağız. İsimler olsun tablonun ismi. Tablomuzu oluşturduk. Git düğmesine tıkladım. İlk sütunumuz ID sütunu. Ad, soyad ve no diyoruz. Sonra ID integer fakat otomatik artırılsın ve primary index yapılsın. Onu ayarladık. Ad ve soyad var karakter olsun. 255'er uzunlukta olsun. Numara integer olsun. Kaydet dedik ve tablomuz oluşturuldu. Ad soyad için Türkçe, UTF-8 Türkçe, onu kontrol ediyoruz. Onda bir yanlışlık olmasın. Bir de bir satır ekleyelim. Mesela Baran Yağcıoğlu, Türkçe karakter de var. Numaralı 1, 2, 3, 4 olsun. Bunu kaydet dedik, kaydımızı yaptı. Eğer isimler tablosunu seçersek şurada kaydımız gözüküyor. ID numarası 1. Ve ad soyad Baran Yağcıoğlu 1234 numarası. Böyle bir database'imiz oluştu. Bilgilerini hatırlıyoruz. Database'in adı lazım olacak birazdan. Deneme. Tablonun ismi lazım olacak. İsimler. Bir de tablonun elemanlarının isimleri, sütunların isimleri lazım olacak.
ID zaten belli, ad soyad numara. Bu böyle dursun. Şimdi deneme yapmak için şöyle bir web sitesine gideceğiz. Onu göstereceğim. Data Tables Editor diyoruz Google'a. Bu belli bir yere kadar ücretsiz bir seçenek sağlayacak bize database'de çalışmak için. Sadece bir deneme yapmak için bunun Generator diye bir kısmı var. Bize kolayca JavaScript kodlarını üretmemizi sağlayan bir otomatik web sayfası dosyaları oluşturucusu diyelim. Pek çok ayarı var ama default ayarlarını hiç değiştirmiyorum. Bunları siz de inceleyebilirsiniz. Default database bile MySQL'dir, PHP'dir, server type'a. Biz sadece şu tablonun ismini yazacağız. Neydi? İsimlerdi tablonun ismi. Primary key ID, o zaten var. Geriye 3 tane kısım kalıyor. Ad, soyad ve numara. Bunlardan ad ve soyad text, numara integer. Yani number. Bu kadar. Download package diyeceğiz. Yalnız siteye en azından üye olmamız gerekiyor. Ücretsiz olsa bile. Onun için ben daha önceden üye olmuştum. Onun bilgilerini giriyorum şimdi. Onları girdikten sonra dosyayı kaydediyorum. Küçücük bir dosya zaten bu. 130 kilobayt. Burayla işimiz bitti. Bu kadar. Onu kapattık. Şimdi biraz önce açtığımız, sudo ile açtığımız Nautilus bu. Öyle değil mi? Bakalım, değil. Terminalde şöyle diyoruz. Sudo Nautilus. Bu komutu verdiğiniz zaman aynı dosya penceresi root haklarıyla açılıyor. Neden öyle yapıyoruz? Çünkü normal kullanıcının yazamayacağı bilgisayarda, var'da, www'da, HTML içerisinde buraya bir şeyler yazacağız. Biraz önce test PHP'yi nano'yu kullanarak yazmıştık. Şu zaten vardı bu. Paketleri kurarken yüklenmişti. Şimdi biz buraya biraz önce indirdiğimiz Data Tables Editor klasörünün içerisindeki dosyaları önce burada bir açalım. Buraya çıkart dedik. İçine bakacak olursak JavaScript dosyaları bunlar. PHP dosyaları lib'in içerisinde de var. Bir takım dosyalar. SQL için biz tabloyu gerçi kendimiz oluşturduk ama bu SQL kaydı da kullanılabilirdi. Bir de CSS'ler var, images'lar var. Yani burada her şey var. Bu paket hazır. Bunun içindeki her şeyi alıyoruz, kopyalıyoruz hepsini birden. Tekrar geri dönüyoruz. Bilgisayarda, var'da, www'da, HTML'e. Buraya yapıştırıyoruz. Çünkü paket hazır. Buradan yalnız şu isimler, indeksi siliyorum hazır gelen. Bizimki indeks olsun. İsimler tablonun ismi olduğu için o generator, onu da o şekilde oluşturmuş. Ben onu indeks diye değiştirdim. Doğrudan bunu kullanacağız. Yalnız burada bir ayarımız var. Sadece tek bir ayar var. Bu Data Tables Editor paketin içerisinde. PHP'nin içerisine giriyorsunuz. Lib'in içerisine giriyorsunuz. Şurada bir config PHP var. İşte burada type kısmına MySQL user ref password 1 host local host. Bunu normal bir internet sitesine yüklerken bu ayarları ona göre güncelliyorsunuz. Yani host neyse internet servisi aldığınız internet sitesinin host ismi, onu yazıyorsunuz. Diğer kısımlar hep aynı zaten. Yani MySQL servisinin parolası, username neyse oraya onları yazıyorsunuz. Database'in ismi de denemeydi. Onu da deneme diye yazdık. Bunu kaydediyoruz. Tamam, bununla ilgili işlemlerimiz. Şu anda eğer bir deneme yapacak olursak bunu minimize edelim. Bunu da şöyle diyoruz. Yeni bir sayfa da açıyorum. Localhost yazmam yeterli olacak çünkü indeks var orada. Şu anda bir problem var. Bu problemin ne olduğunu buradan göremiyoruz. PHP ile ilgili problemleri görmek için yapmamız gereken işlem sadece şu. Var'ın içerisinde, var klasörünün içerisinde, log klasörünün içerisinde Apache 2'ye giriyoruz. Burada error log var. Onu açıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru artar süre olarak. En altta söylediği şey şu. Because search permissions, arama hakları are missing on a component of the path diyor. Böyle bir hata var. Bunun sebebi şu. Eğer bunu seçersek şuraya kadar seçelim.
hatta sonuna kadar bile seçebiliriz şöyle, çünkü çok genel bir ifade. Bunu kopyalayıp eğer yapıştıracak olursak Google'da bize hemen onu söylemesi lazım. Mesela hangisine bakalım? Şu olabilir. Bakıyoruz. Söylediği şey şu. İki tane mod değiştirici ifade kullanıyoruz. Var klasörün içerisinde www klasörünün içerisinde directory ve file için modları düzgün şekle getirmemiz lazım. Çünkü ulaşamıyor. Bunları seçiyoruz tek tek. Copy. Ve uygulayacağız. Yalnız şu anda terminalimiz meşgul. Onun için geçici bir süreliğine Nautilus'u kapatıyorum. Burada sizi serbest bırakmaz bazen terminalde. Terminal hala meşgul gözüküyor. Önemli değil. Kapatıp tekrar açabilirsiniz terminali. Ctrl+Alt+T ile bir daha açtık. Komutumuzu burada uyguluyoruz. Ama bir sudo ekliyoruz başına ve parolamızı veriyoruz. İlk satır tamam. İkinci satır ise şu. Yani www klasörü için mod değiştirme işleminde file için olanı seçiyoruz. Demin directory için olan da, şimdi file için olan. Onu da burada sudo yazdıktan sonra yapıştırıp uyguluyoruz. Bunu yaptığımız zaman buradan da artık Nautilus'u tekrar çalıştıralım. Lazım olacak çünkü. Bunu da her zaman üstte olsa da aşağı indirelim. Nautilus da dursun. Şeyi yenileyeceğiz. Bu hatayı giderdik çünkü. Bunu da kapattık. Burayı refresh yaptığımız zaman şimdi sadece bağlantı kuramadığı için bir problem var. Burada yanlış yazdığımız bir şey var. Neydi? Düzelttiğimiz kısım. Onu tekrar bakalım. HTML'in içinde www.html'in içerisinde PHP'in içerisinde lib'in içerisinde şu config dosyasının içerisinde şu ayarları yapmıştık. Burada MySQL'i parolası root olarak olacaktı. Kaydet dedik. Tekrar refresh yapıyoruz. Ve düzeldi. Şu anda bütün her şeyi tamamladık. Baran Yağcıoğlu 1-2-3-4. Biraz denemeler yapalım. Bu Data Tables Editor'de Data Tables aslında sadece veri göstermek için kullanılan yapı. Buna editör eklendiği zaman şu oluyor. Bir satırı seçip de edit düğmesine tıkladığınız zaman doğrudan doğruya database üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Mesela ismi Reha olarak değiştirelim. Update dedik. Update edildi. Bakalım, kontrol edelim. Database'e girdik. İsimler tablosuna bakıyoruz. Evet, Reha Yağcıoğlu şeklinde düzenlenmiş. Veya kaydı silebilirsiniz de. Delete dediğiniz zaman. Database'de de isimlere tekrar tıklarsanız hiçbir sorgu görüntülenmedi. Veya yeni bir kayıt yapacak olursak tamamen buradan kaydımızı yapabiliyoruz. Yağcıoğlu ve numarayı tekrar bu sefer 5 diye verelim. Yeniden bakacak olursak kaydımızı burada tekrar göreceğiz. Baran Yağcıoğlu 1-2-3-5. Hızlı bir şekilde anlattım ama genel olarak bütün prosedür bu. Bir tek eksik bir şey var. Göstermek istediğim, henüz göstermedim. O da şu. Boş bir Google sayfasında eğer Firebug yazarsanız, Firefox için şu Firebug Add-ons for Firefox, yani Mozilla'nın Add-ons sitesine girerseniz şu düğme gelecek şimdi. Add to Firefox. Ona tıkladım. Yükleme yapıyor. Bir de onay isteyecek bizden. Restart yapmamıza gerek kalmadan. Yükle dedim. Şu anda yükledi. Bize onun tanıtım sayfasını açıyor. O lazım değil. Kapatıyorum onları. İşlerimiz bitti çünkü. Şimdi böyle JavaScript, PHP türü çalışmalar yaparken çoğu zaman hatalar olur ama hatayı görmek bu şekilde neredeyse imkansızdır. Çünkü karşınızda sadece bir web sayfası var. Görüntüde olmayan gidip gelen bilgileri bu şekilde görmek mümkün değildir. Firebug'ı yüklediğimiz için şu sağ üst köşede bakın bir böcek resmi belirdi. Ona tıkladığınız zaman alt kısımda bize bir kısım açıyor. Burada ilk anda açık olmayan kısımlar vardır. Mesela konsol devre dışı enable yapıyoruz. Başka CSS script, script enable yani scriptleri göstersin. DOM açık, net enable, çerezler enable her şeyi gösterecek bize.
Şimdi burada hataları bize gösterecek. Şöyle, konsolu açıyoruz. Orada errors kısmı var. Şu anda hata olmadığı için göstermiyor. Warnings de yok. Ama mesela bilerek bir hata yapalım. Şu anda bizim çalıştığımız sayfa, onu bir göstereyim. Eğer PHP var da www'da HTML içerisinde o Data Tables Editor paketinin tüm dosyaları bunlar. Biraz önce tanıtımını yapmıştım. JavaScript, PHP, SQL var. Şimdi burada mesela çalışan nedir? Index.html'dir ilk. Ona bir bakalım. Gedit'le. Onun açtığı sayfa şey olarak JavaScript olarak şu. Table nokta isimler. JavaScript. Şimdi bunu öğrendik. Tekrar bakalım. JavaScript'in içerisinde table nokta isimler JavaScript. Mesela bunun içerisinde, bunu da açalım, yeditle. Bir yerde bilerek bir hata yapalım. Bu işte o tablonun JavaScript dosyası. Diyelim ki şurada mesela bir virgül olmasın. Bir tane virgül sildim, kaydet dedim. Ve döndüm, tekrar refresh diyeceğim. Şimdi burada hatayı gösterdi bakın. Syntax error, missing after element list. Nerede olduğunu da söylüyor sağ tarafta. Table.isimler JavaScript dosyasında. Yani illa Data Tables Editor'ı kullanıyor olmanız şart değil. Şimdi gösterdiğim bu olay bütün hatalar için yani başka JavaScript dosyalar için de kullanabileceğiniz bir şey. Hemen oradan gidiyorsunuz. Hata neredeydi? Şuradaydı. Ctrl Z ile virgülü koydunuz. JavaScript kaydettiniz. Web sayfasına girer. Refresh yaparsanız yeniden düzelecektir. Sonra işiniz bittiyse Firebug'la aşağıdan onu kapatabilirsiniz. Tekrar Data Tables Editor'ı gösterebilir size. Data Tables Editor bu en basit hali. Birden fazla tablolar arasında birbirine bağlı tablolar içinde kullanabileceğiniz çok işlemler var. Ama o kısımlar için tabii ki biraz daha işin içine girmek gerekiyor. Ama o sitede yine o Data Tables Editor sitesinde oldukça çok fazla sayıda soru cevap var. Neredeyse takıldığınız her noktayı Data Tables Editor takıldığınız her noktayı bulabiliyorsunuz cevabını. Eğer search kutusuna yazarsanız gerçekten pek çok soru cevap sayesinde aradığınız şeyi bulabiliyorsunuz. Forumlar var. Bunlar forumlar. Çok fazla oldukça çok fazla kullanılan da bir paket bu. Böylelikle Ubuntu 15.10'da bir web server, PHP MyAdmin nasıl yüklenir, ayarları nasıl yapılır onu inceledik. Böylelikle bu incelememiz de sona erdi. Hepinize iyi günler.